Arkadaşlar alıştırmalara hoş geldiniz. Kareli zeminde ABCD E vektörleri veriliyor. Buna göre bunların toplam vektörü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru mu? Şimdi birinin başlangıcını diğerinin bitimine birleştirirsin. Bu bulduğun vektör arkadaşlar yani bunların toplamıdır yani bu kadar. E vektörüyle bu aynı mı bu ikisi? Hayır. Gitti. D ile aynı mı? Evet. Aynı. Evet. O zaman cevap Bursa, soru bitti. Bu kadar. Şimdi, hava arkadaşınız bu soruyu anlamamış da hani burada bak şimdi. Bir dakika. Hava arkadaş bunu anlamamış, bir daha anlatıyorum ben. Şimdi bak kızım, C'den yola çıktın, B'ye geldin. Tamam. Sonra bak şimdi. B'den yola çıktın, devam ediyorsun. Ertesi gün E'ye geldin. Uyudun orada. Sonra E köyünden F köyüne döndün. Tamam. Sen şimdi, ben de diyorum ki ya sen madem böyle gideceydin, niye böyle bu kadar dolaştın? Sen şu köyden çıkıp şuraya gelsen gene F'ye gelmiş olun. Bu en kısa yol. İşte vektörleri de toplama demek, en kısa yol demek. Şekilde verilen U vektörü için 1 bölü 3 U vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Şudur değil mi? Evet hocam. Budur. Budan aynısı A şıkkında var. Soru bitti. Şekilde verilen U için eksi 2 U nedir? Bak. Eksi 2 U şudur değil mi? Yani bunun iki katı değil mi? Şimdi bakalım hangisi, bak. Evet, aferin size. Şu Edirne cevap. Anladınız? Bunlar sizin yani basit sorular bunlar. Bunları yapmışlarsınız, tamam mı? Ha. Bu güzel, değişik bir soru bak. AB vektörü nedir deseydim ne söylerdiniz? AB vektörü nedir deseydim ne söylersin? AB neye eşit? AB B eksi A'ya eşitti. Hatırladın mı? Şimdi CB vektörü neye eşit? B eksi A. Şey, B eksi C değil mi? Ama şu eksi, şuradaki eksi dağılınca bu olur. Şimdi burada eksi B ile artı B birbirini götürür. C eksi A gelir. C eksi A da AC vektörüdür. Doğru mu? O halde AC vektörüdür. Bu kadar. Şimdi bunun ikinci çözümünü göstereceğim. Şimdi ikinci yolu göstereceğim. Tamam. Bak şimdi. AB vektörünü yazdım. Bak tahtaya. AB vektörünü yazıyorum. AB vektörü. Eksi artı yazıyorum. Şu eksi CB vektörü artı BC vektörüne eşit. Bak. Sen şimdi A'dan B'ye gideceksin. A'dan B'ye gideceksin. Sonra B'den C'ye gideceksin. B'den C'ye gideceksin. Demek ki sen A'dan C'ye gittin. O halde AC vektörü. Hani böyle düşün. Mesela bir sınava girer de size şöyle bir soru gelirse bak. AB vektörü, bak şimdi. AB vektörü artı BC vektörü artı CD vektörü artı DJ vektörü nedir diye sorarsa cevap şu. Aferin. Şu B ile B aynı, C ile C aynı, D ile D aynı. Cevap AJ. Aklıma gelmişken AA vektörü neye eşit bilen var mı? Arkadaşlar AA vektörü bir noktadır. Nokta, bildiğin nokta. AA. Yani A'dan A'ya gidip kendine geliyor. Yani o yüzden bir yere gitmiyor yani. Yer değiştirme sıfır yani.
Arkadaşlar, şekilde verilen vektörlerin birbiri cinsinden ifade edilişi aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır? Bunu siz irdeliyorsunuz bu soruyu. Arkadaşlar, lineer bağımlılık şu demektir. Bir bu soruda hangi ikisi lineer bağımlıdır diyor ya, bak ben ne diyeceğim şimdi. Şu C vektörünü ben alıp şuraya taşısam, bunun doğrultusu, bunun doğrultusu, bu C vektörünün şu anki mevcut doğrultusu E vektörüyle aynı yönlüdür değil mi? Şimdi burada C ile E aynı doğru boyunca olduğu için, aynı doğru boyunca olduğu için lineerdir. Lineer demek doğrusal demektir. Aynı doğruda, hayır aynı doğruda, aynı doğrultuda. O yüzden C ile E aynı doğrultuda da ve lineerler bunlar. Tamam mı? Kareli zeminde verilen vektörler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? D 2B'dir diyor. Bak B'nin iki katı şu değil mi? D'dir. Bu doğru. Geçtim. A'nın iki katı, A'nın iki katı ama bir de tersini alacaksın. Yani şöyle bir şey. Bunun aynısı burada var değil mi? Var. Bu da doğru. Geçtim. Şimdi A ile B'nin toplamı şu eksi A'yı öbür tarafa at. A ile B'nin toplamı 2C'dir demiş. Bakalım. A ile B'nin toplamı, bak şimdi B'yi şöyle taşıyalım buraya. Taşıdım. Bu A ile B'nin toplamı 2C'dir diyor. Şu en son çizdiğim 2C mi? Bu yanlış arkadaşlar. Cevap Ceyhan olmalı. Yanlış çözdük arkadaşlar. Düzeltelim orayı. Bak şimdi. Biz şimdi A ile B'nin toplamı, bak tahtaya bak. A ile B'nin toplamı, B şuydu bak, biz yanlışlıkla şöyle geldik az önce, hatamız oydu. Şimdi A ile B'nin toplamı, şu B şuraya taşıdım bak. A ile B'nin toplamı şudur, bu da C'nin iki katıdır. Bu da doğru yani burası. Şimdi D'ye bakalım, E ile B'nin toplamı, şimdi şuraları bir silelim. E ile B'nin toplamı, bak şimdi tahtaya. E, bu da B. Şu E ile B'nin toplamı, bunu şöyle ucuca geçsem, şu mudur bak? Evet. Budur. Bu da A'nın eksi 1 ile katıdır. Bu da doğru. O zaman cevap Edirne'dir. Yani D eksi A, F'ye eşit değil arkadaşlar. Kareli zeminde B vektörü ve 2A eksi B vektörü verilmiştir. A aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tarz sorularda mutlaka bakın, bu tarz sorularda mutlaka şeyde geliyor, deneme sınavlarında falan geliyor, tamam mı? Bunu da şöyle yapalım. Bunu böyle ucuca eklemeyle yapabiliriz. Sayısallaştırıp da yapabiliriz. Şu B vektörünü buraya taşısam bak, taşıdım. Şimdi iyi düşünün bak. B vektörüyle, bak şimdi B vektörüyle 2A eksi B, bak 2A eksi B ile B vektörünü toplarsan ortaya 2A çıkmaz mı? Şimdi 2A çıkar. O zaman ben ne yapacağım şimdi bak. Bu ikisinin, bunun başlangıcını bunun bitimine birleştirdiğim zaman bu bulduğum yeşil vektör 2A mıdır? Evet. Ama benden A'yı istiyor. İstediği A Edirne'de var bak. Yarısı yani. Evet. Şekilde verilen W, U, V vektör cinsinden, W'nun U ve V vektörleri cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi. Ben şimdi U'yu 2 ile çarparsam hocam 2 U buraya gelir, doğru mu? Bak, o zaman 2U burası değil mi? Peki tutsam şu V'yi de 1, 2, 3, 4. V'yi de 4 ile çarpacağım değil mi? Bu 2U artı 4V
Denizli'de. O halde ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu U ve V vektörleri cinsinden W'nun eşliğini bulduk yani. Tamam. Bu da sizin yani. Tamam. Şimdi burada AB vektörü nedir demiş. AB vektörü B eksi A'dır arkadaşlar. B de 2'ye 6'dır. A da 3'e 5'tir. O halde eksi 1'e 1'dir. Eksi 1'e 1 de C şıkkında. İşte şu an AB vektörünü bulmuş bulmaktayız. Bu kadar. Bu kadar hocam. Bu kadar. BA vektörü nedir? Bu A eksi B'dir arkadaşlar. A da 4'e eksi 2'dir. Eksi 3'e 1'dir. 7'ye eksi 3 arkadaşlar. 7'ye eksi 3 nerede var? Bursa'da var. Bu kadar. Anladınız mı? Tamam. Bak şimdi. Noktaları veriliyor. EF vektörü deyince sen ne söylersin? F eksi E. Eşittir 6'ya 1'miş. Peki F ne? AB. Eksi E ne? Eksi 3'e 2. Bu da 6'ya 1 değil mi? A artı 3 B eksi 2. Buna göre birinci terim birinci terime, ikinci terim ikinci terime eşlenirse buradan A artı 3 ne gelir arkadaşlar? 6'ya eşit. A buradan 3. B eksi 2 1 ise B nedir? 3. Bu ikisinin toplamı A artı B nedir arkadaşlar? 6. Arkadaşlar AB vektörü nedir diyor. AB vektörü B eksi A'dır bak. Öğrenciler bunu çok karıştırıyor bak. B eksi A. Sıfırdan eksi 2 çıktı. 2. Bak şimdi. 3'ten 5 çıktı. 2'ye eksi 2. Nerede bu 2'ye eksi 2? Diyarbakır. Bak Diyarbakır 2'ye eksi 2 arkadaşlar. Görüyor musun? Evet. A ve B noktalarından geçen AB vektörünün konum vektörü aşağıdakilerden hangisidir? B eksi A'dır. B eksi A. Şimdi sen A eksi 2'den A eksi 1'i çıkaracaksın. Bak. A eksi 2'den A eksi 1'i çıkarınca bu olur bak. Bu A'lar gider. Eksi 1 gelir bak. Burası eksi 1. Şimdi 2'den de 3 çıktı. Eksi 1. Eksi 1'e eksi 1 nerede? Edirne'de. Soru bitti.